Herkese merhaba, ben Aslı Özyılmaz, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek marka makyaj Biolis videosu hazırladım. Umarım beğenerek izlersiniz. Uzun bir süredir Biolis markasını gidip gelip hep mağazada da bakıyordum, inceliyordum. Biolis markasında tek marka makyaj videosunu inceler misiniz demiştiniz. Ben de nihayet bu videoyu bugün hazırladım sizler için. Bütün ürünleri önüme topladım ve şimdi sizlerle birlikte ilk kez birçok ürünü ilk kez deneyeceğim. Sadece iki tane ürünü daha önce denemiştim. Bir de ojelerini denemiştim. Alabildiğim kadar bütün ürünleri almaya çalıştım. Hani bir makyajda gerekli olan ürünleri. Testerlarına bakarak aldım. Bazılarının testeri vardı, bazılarının yoktu. Pek çok çeşitli ürün vardı. Hani aydınlatıcı olarak mesela birçok aydınlatıcı vardı. Dolayısıyla hani bazılarından seçtim, bazılarını almadım, eledim. Buna göre aldıklarımdan sırasıyla sizlerle şimdi uygulamaya başlayacağız. Bir baz var, bu da Save It isimli. İsimleri bu şekilde yapmışlar. Hepsinde hani Save It, Point It veya da Paint It gibi böyle isimler sürekli bu şekilde. Save It isimli bu bazını kullanacağım. Bunun üzerinde mattifying baz olduğunu, yani matlaştırıcı bir baz olduğunu söylüyor. Bir de bunun aydınlatıcı bazı vardı. Bu arada ürünlerin hepsi sanırım böyle alüminyumla kapatılmış ağızları. Bu da güzel bir şey tabii. İlk kullanan siz oluyorsunuz aldığınız zaman. Bu şekilde açıyorum. Ben önceden bantlarını açtım. Hatta açarken de ojemin bir tanesini de bozdum. Biraz bu ürünlerin hepsinin bu şekilde sıkıca bantla kapatılması bana sıkıntı yaratıyor açarken. Eminim sizlerde de böyle problemler oluyordur. Bu matlaştırıcı olduğu için, benim de T bölgem yağlı olduğu için ben bunu şimdi bayağı böyle nemlendirici kremim vardı. O yüzden yüzüm birazcık hani ışıltılı parıltılı gelebilir size. Altında bir nemlendirici kremim var, bir de güneş koruyucu krem sürmüştüm. Onların birazcık ışıltısı olabilir. Şimdi bunu böyle bir uygulayalım. Silikonlu bir yapısı var ama çok ince, nemlendirici gibi. Kokusu yok gibi. Bu arada yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ki kanalıma yeni geldiyseniz, şu anda ilk kez izliyorsanız lütfen kanalıma aşağıdaki abone oluna tıklayarak abone olmayı unutmayın. Ayrıca abone olun yazısını ya da küçük bir çan, böyle zil işareti göreceksiniz. Ona bastığınızda yanda iki tane çentik çıkacak. Bu şekilde olursa eğer video yayınladığım anda size bir bildirim gelecek. Yoksa videolar yayınlandığında herhangi bir şekilde bildirim alamıyorsunuz. Ayrıca çarşamba ve cumartesi günleri saat 19'da her hafta düzenli olarak videolar yayınlıyorum. Bunlardan da haberdar olmak için hem abone oluna basmayı hem de o zil işaretine basmayı lütfen unutmayın. Şimdi devam edelim. Bu Save It'i uyguladık. Çok güzel. Bu arada da biraz konuşurken de emilmesini beklemiş oldum. Çok güzel emildi. Şimdi gelelim fondötene. Fondöten Form It isimli böyle bir fondötenini aldım ben. İki tip fondöten serisi vardı. Bunlardan bir tanesi mattifying özellikteydi. Diğerinde matlaştırıcı özelliği yoktu. Fakat renkler farklı farklıydı. Ton olarak ben bunu daha çok test ederken kendime uygun gördüm. Bu Velvet Makeup Finish diye söylediği. Birazcık daha hani böyle kadife gibi bir görüntü veriyormuş. Bendeki rengi de 134 Sand olanını denedim. Şimdi bunu birlikte deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Çünkü fondöten konusu benim için gerçekten büyük bir problem oluyor. Cildime uygun fondöteni bulmak ton olarak sıkıntı yaratıyor. Ben yine nemlendirdiğim bu süngerimle uygulayacağım bunu. Şöyle elime alayım ya da önce. Beni almayacak gibi. Hafif böyle bir çenemin altında denedim ama mağazadaki ışıklardan maalesef hani çok fazla böyle ürünlerin gerçek renkleri hakkında karar veremiyoruz. Bir de tabii uyguladıktan sonra renk değiştirme özelliği de olabiliyor ürünlerin. Bu arada bu fondötenin bir kokusu var. Parfümlü yani, içerisinde böyle çiçek kokusu gibi bir kokusu var. Şu andaki ilk uygularkenki izlenimime göre ben bunu beğendim. Gerçekten güzelmiş fondötenin yapısı. Çok aşırı kapatıcı değil. Hani orta düzeyde bir kapatıcılığı da var. Birazcık ikinci kata kalınlaştırırsanız, yani ikinci bir kat daha geçerseniz gerçekten örtücülüğü birazcık daha fazla oluyor. Şu anki durumundan ben memnunum. Bu da güzeldi, evet. Ben şimdi kamerayı birazcık daha yaklaştıracağım. Siz de daha yakından fondötenin duruşunu da görmüş olun. Şimdi fondöten gördüğünüz gibi bu şekilde yüzümde. Bundan sonra ben kapatıcıyı uygulayacağım. Kapatıcının ismi de Close It. Bu da güzel. Tam kapatmaya uygun olarak Close It ismiyle gayet yaratıcı bir şeydi, bunu bulmuşlar. Kapatıcıda da bendeki renk 135 Light Beige olanı. 4 rengi vardı. En açıklardan bir tanesi buydu. Evet, light beige ama gördüğünüz gibi hani böyle sarı renkli bayağı. Onu da yine nemli süngerimle devam ediyorum uygulamaya. Oo, bayağı kapatıcıymış. Yoğun bir kapatıcı.
Az bir miktar bile uygulayabilirsiniz aslında. Uyguladığınız zaman hemen donup kalıyor gibi geldi bana. Fakat nemli süngerle dağıtmak daha güzel olacak bunu. Büyük ihtimalle sizde de aynı şey olacaktır. Fırçayla bunun zor olacağını düşünüyorum. Birazcık yoğun bir kapatıcı. Şöyle göz kapağımın üzerine de hafif geçiyorum. Çünkü ben bunun bazını almayı unutmuşum. Daha doğrusu benim satın aldığım gratiste yoktu göz kapağına uygulayacağımız bu far bazından yoktu. Bunu bazmış gibi hafif böyle gözümün üstüne de geçtim. Yani şöyle kapatıcı şu anda fondötenle uyumunu beğendim. Renk eşitliğini sağlamasını beğendim. Şimdi bunun üzerine pudrayı uygulayacağım. Pudra olarak da Puffit diye böyle çok şirin bir ismi olan Puffit bir pudrası var. Bunun da yine farklı renkleri vardı. Ben Veet, 138 Veet olanını aldım. Bunu açık renklerini yine sand olanını da denedim. Birazcık daha açık rengi de vardı porselen onları da denedim. Fakat bu Veet olanı dokusunu testerda elimin üzerinde de uyguladığımda böyle hafif bir ışık verir gibiydi. Çok hoşuma gitti. Fırçamla, normal pudra fırçamla birazcık böyle üzerine uygulayacağım. Pudra yalnız güzelmiş gerçekten. İpek gibi. Çok güzel bir pudra. Ten renginize göre. Bunun da yine 4 rengi falan vardı herhalde. Önce bir kaşları bir düzeltelim. Şimdi kaşlarımı çok fazla doldurmadığımı biliyorsunuz. Hani çok fazla ürün uygulamayı sevmiyorum kaşlarım uzun diye. Ama burada kaş ürünü de denemek istedim. Bu pomat kaş ürünlerinden aldım. Bu bendeki de 181 top olanı. Şimdi bunun burada bir fırçası var üstünde. Buradan da açarak. Bu ürün de bu arada kapalı. Alüminyumla kapatmışlar üstünü. Ebonisi vardı, bir de taupe vardı. Ebony birazcık koyu olacağını düşünerek bunu aldım. Şöyle hafif boşlukları birazcık dolduralım. Fena değil, renk oldu. Çok koyu değilmiş. Evet, bunu beğendim. Alttan hafif bir gölge verdi. Çok çok aman aman çok doldurmak istemedim. Çok böyle koyu olmasını istemiyorum. Şimdi gelelim artık farlarla ilgili olan uygulamaya. Daha önceden ben Pointed serisindeki bu tekli farlardan Rusty Orange 287 Rusty Orange olanını almıştım. Bu çok güzel bir renk ve bununla daha önceden de bir makyaj yapmıştım. Böyle turuncu ama bakır turuncu renkte. Bunun bir de bayağı bir turuncu rengi vardı tekli farlardan. Tester vardı fakat onu bulamadım. İki tane gratis mağazasına girip çıkmama rağmen kalmamıştı. Onun yerine de böyle bir far paleti vardı. Bunu aldım. Tekli farlardan aslında uygulamak istiyordum hepsini ama bu far paletindeki renkler de ışıltılı olduğu için çok hoşuma gitti. Turuncular da olduğu için içerisinde. Bunlardan uygulamak istedim. Bu arada bunun da adı Catchit. Ve Solar Enerji isimli böyle güneş renkleri gibi olan bir palet yapmışlar. Şuradaki rengi, şu baştan ikinci olanı kriz bölgesi için uygulamak istiyorum. Biraz pembemsi gibi. Böyle hafif bir koral bir renk bu. Mercan rengi gibi böyle biraz pembe bir renk. Güzel bir şekilde dağılıyor. Mat bir renk bu arada bu uyguladığım. Şimdi aynı fırçayla şu renkten alalım birazcık. Bakalım bunu da biraz kullanalım. Bu ne renkmiş? Ha, bu da turuncu gibi bir renk. Kiremit gibi. Ama uyguladığımda turuncuya dönüyor. Biraz ondan alalım. Böyle bir dış köşeye doğru. Hafif bunu bir uygulayalım. Aynı fırçayla. Evet, turuncu gibi oluyor uyguladığınızda. Açık bir renk, açık böyle bir turuncu gibi duruyor. Bu renkten alıyorum bolca. Göz kapağımın üzerine ortaya bunu süreceğim. Turuncu kendisini epeyce gösteriyormuş. Yani ıslatmanıza gerek yok. Islatmadan da bu rengi uygulayabiliyorsunuz. Renklerin göründüğü gibi kendisini göz kapağınıza da göstermesi o da güzel. Biraz da ıslatarak uygulayalım. Bakalım nasıl olacak. Islatarak da denemiş olalım. Evet, yoğunlaştı hemen. Islatarak tabii daha güzel oldu. Güzel bir turuncu oldu bu sefer. Göz kapağımın üzerine tupturuncu yaptım. Evet, şimdi diğer göz kapağımın üzerine de aynı şekilde ıslak olarak bununla aynı fırçayla devam ediyorum. Koyu kahveden alalım. Evet, bununla istediğim etkiyi yapabileceğim burada göz dış köşede. Şimdi birazcık şu açık renkte göz pınarını aydınlatalım. Şurada en başta bir açık renk var. Bununla göz pınarıma uygulama yapacağım. Çok güzel bir paletmiş. Bunu beğendim. Şimdi hemen
Bunun üzerine maskarayı uygulayalım bence. Maskara, birçok maskara vardı. Curlit olanını aldım. Bunun kıvırma ve aynı zamanda volüm verme, hacim verme özelliği varmış. Şimdi buna bakalım. Böyle kıvrık bir fırçası var. Gördüğünüz gibi hafif böyle kıvrık bir fırçası var. Bunu uygulamadan önce hemen bir maşa yapalım. Çünkü ilk kullanımda kirpiklerimiz birazcık böyle düşük gibi olmasın. Bunu hemen maşalıyorum. Şimdi de üzerine maskaramızı uygulayalım. Fırçayı çıkarırken biraz zorlanıyorsunuz kıvrık olduğu için. Oo, güzelmiş. Maskara güzelmiş. İlk uygulamada bile beğendim. Çünkü yoğun renk veriyor. Ve hani ilk uygulamada birçok maskarada olduğu gibi silik ve sönük kalmadı. Bu şekilde ittire de biliyorsunuz. Çok güzel bir şekilde. Şimdi bu şekilde göz makyajını tamamlamış oldum. Gelelim diğer ürünlere kullanacağım. Şimdi bir tane böyle bir palet aldım. Bu palette kontür palet olarak geçiyor. Dreamy isimli 532 numaralı kontür paleti. Bunun içerisinde hem allık hem highlighter hem de bronzer uygulayabileceğiniz bir palet var. Bunun yanında highlighter olarak bir tane şu jelileri çok merak ettiğim için bundan aldım. Jeli highlighter. Jel kıvamında olan nasıl bir şey, buna bakmak istedim. Testerına baktım, çok merak ettim o yüzden. Bir de böyle bir şişe içerisinde olan likit allıklarından vardı. Allık olarak da bunu da uygulayabiliriz. Böyle kararsız kaldım hangisini uygulayacağım. Ama pudralı ürün, şimdi bunu uygulayalım. Bunu da isterseniz yapısına bakalım. Öyle yapalım. Şuradaki bronzerıyla hafif böyle bir yüzümüzü ısıtma olayını yapalım. Bakalım nasıl olacak. Bir tane daha palet vardı. O daha koyu renkliydi. Bu da güzelmiş. Dağılması güzel. Güzel durdu sanki. Siz ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Bana yazın bunları yorumlara. Beğendiyseniz bunları yazın lütfen. Kullandığım ürünlerden hangisi sizin daha çok ilginizi çekti? Bunları aşağıya yazın. Bir de allığımız var. Allıkta da hafif böyle pembe şeftali içerisinde ışıltılar olan güzel bir allık. Bence bunu uygulayalım. Likit allığa da bir bakalım bu arada. O bayağı yoğun bir şey bu. Bunu da şöyle göstermeye çalışayım. Bunun iki rengi vardı. Bir tanesi böyle daha şeftali gibi turuncuya kaçan bir renkti. Ben pembe olanını aldım. Bu da böyle bir renk. Aslında bu tür allıklar uygulama bakımından çok pratik oluyor. Ama şimdi bunu uygularsak bir anda çok fazla gelecek gibi geldi. Çok minik bir uygulayacağım. Bir cesaretle. Çok minik. Şuraya iki nokta. Sadece iki nokta uygulayacağım. Evet, bayağı pembe bir allık. Bu aslında hani hiç fondöten uygulamadan da ben bu tür ürünleri uygulamayı daha çok seviyorum. Yani bir BB kremin üzerine falan daha kullanışlı oluyor sanki bunlar. Bayağı koyuymuş. Yani çok minik bir damlası yeterli gerçekten. Çok gerçekten bir minik damla. Şu kadarcık bir şey yeterli. Aşırı böyle uygulamanıza hiç gerek yok. Hemen dağılıyor. Epey epey pembeymiş. Yani çok, gördüğünüz gibi çok küçücük bir damla bir anda pes pembe yaptı burayı. Bunu birazcık şimdi açmam lazım benim. Bayağı koyu bir pembe oldu. Hemen pudramızdan tekrardan alıyoruz. Pudra uyguladığım fırçamla biraz daha alıp buraya pudrayla nötrlemeye çalışıyorum. Allık çok yoğunmuş. Gerçekten çok yoğunmuş. Ben bunun üstüne birazcık kapatıcı mı geçsem acaba? Bayağı bir pembe geldi yani. Şu anda burada çok dağıldı. Tam istediğim görüntü olmadı. Şu fondöten uyguladığım süngerde kalanı biraz daha şöyle kapatmaya çalışacağım. Allıkla bayağı riske girdim. O allığı uygulamayacaktım. Şu anda allığı fondötenle kapatma çabası. Evet, bu şekilde onu biraz kapattık. Şimdi tabii üstüne bir daha bir pudra geçmem lazım. Birazcık bugün burası kek gibi olabilir. Çok üst üste oldu. Ama yapacak bir şey yok. Bu allığı açıkçası çok, yani renk tonu güzel tamam ama çok fazla oluyor, yoğun oluyor. Ben çok beğenmedim o anlamda. Belki hani yoğun allık uygulamasını sevenlere hitap edebilir. Bunun üzerine de gelelim buradaki allığı uygulamaya. Bu allığı da her zamanki en sevdiğim fırçam bu Real Techniques'in çok sevdiğim allık uygulamada güzel dağılan bu fırçasıyla birazcık alıyorum. Çok hafif hafif. Yani böyle bir kendinden içerisinde bir yanar döner bir ışıltı var. Onu ben seviyorum. Bunun da üstünden
yine böyle birbirine karıştırmak adına pudrayla geçeceğim. Böyle bronzerla allığı birbirine birazcık daha karıştırdığımız zaman daha doğal duruyor çünkü. Şöyle. Çok hafif. Bayağı bir pembe yanak oldum iki allık üst üste gelince. Epey bir elma gibi çıktı yanaklarım. Şimdi bunun üzerine neye kaldı uygulamadığımız? Highlighter. Buradaki highlighter toz highlighter'ı değil. Jelly highlighter'ı uygulamak istiyorum. Jelly highlighter için bayağı bir heyecanlıyım şu anda. O da üzeri alüminyum folyo ile çıkıyor. Bakalım bu nasıl bir şey olacak. Oo, bayağı jel kıvamda. Şunun üzerine de gelmiş folyoyu. O yüzden çıkarmıyorum tam. Ziyan olmasın, o aşağı aksın diye. Şöyle sizinle bakalım. Aa, burada da kalmış. Bayağı jel. Yumuşacık. Şimdi highlighter'ı size göstermeye çalışayım şöyle. Güzel bir highlighter yalnız. Işıltı sevenlere tavsiye edecek bir highlighter. Strobe Gel, jel aydınlatıcı diye yazıyor üzerinde. Numarası 915 Hangout. Hangout olan jel highlighter'ını hadi birlikte uygulayalım. Şuraya. Işıltı sevenlere çok güzel bir highlighter bu. Hani fiyat da çok uygun. Böyle bir highlighter için gerçekten çok uygun fiyatlı. Görüyorsunuz yansımayı. Dayanamıyorum, gittikçe arttırıyorum. Çünkü çok hoşuma gitti. Highlighter'ımı görüyorsunuz. Işıl ışıl. Pırıl pırıl durumdayım şu anda. Ama çok beğendim ben. Uygulamayı unuttum. Göz içimi aydınlatmak için bir kalem almıştım. Bu da Tunit isimli bej rengi, açık böyle nude renklerden bir kalem. 102 nude olan kalem. Bu böyle kalemtıraşla açacağınız kalemlerden. Bunu göz içime birazcık uygulayacağım şimdi. Birazcık sert bir kalemmiş. Ya da ilk kullandığım için ucu şu an çok sivri, ondan da kaynaklanıyor olabilir. Şu ana kadar kullandığım ürünlerin herhalde hepsini beğendim neredeyse. Fiyat performans açısından böyle bir irdelersek bunu eğer, bu fiyatlara, bu ürünler, bu uygulama bence gerçekten çok başarılı. Şimdi bunu da bitirdik, bunu da bitirdik. Ne kaldı uygulamadığımız? Dudak ürünleri kaldı. Dudak ürünlerinden birkaç tane rujum var. Şimdi bir tane geçen sefer alışveriş videomda size göstermiştim. Crush It isimli seride, bu pembe ambalajlı olan serideki papaya rujunu almıştım. Şimdi ben rujların hem renklerini size göstereceğim. Önce bir elimi temizliyorum. Hem de bu rujların hepsini tek tek dudağımda uygulayacağım. Siz de dudaktaki renklerini de görün diye silerek uygulayacağım hepsini. Önce birinden başlayalım. Şimdi bu renk, yani bu makyaja çok gider mi gitmez mi önemli değil. Biz sadece bu renkleri görelim istiyorum. Birkaç tane, yani her seriden bir ruj almaya gayret ettim. Ki sizler de bu serileri görün diye. Şimdi ilk önce bu papayadan başlayalım. Papayayı ben size elimin üstünde test olarak göstermiştim. Crush It serisinden. Yaza uygun olacağını düşündüğüm bir renk olduğu için şöyle gösterirsem. Ben bu rengi yazın, hani hafif de tenim böyle birazcık güneşten bronzlaşınca, hiçbir makyaj yapmadan bir tek rimelimi uygular bu ruju da sürerim diye düşünmüştüm. Hafif de bir de allık, tamam bitti. Şimdi bunu dudakta da bir bakalım nasıl duracak. Papaya rengi, rujun rengi böyle. Yazın uygulanabilecek bir ruj. Bu arada yapı olarak krem yapıda. Ama böyle parlak durmuyor. Mat, hafif mat duran, krem yapıda olan rujlardan. Kurutmuyor dudaklarınızı kesinlikle. Siz de bana şimdi uyguladığım rujlardan sonra en çok beğendiğiniz ruj hangisi oldu onu yazmayı unutmayın. Diğer bir gri seri vardı. Böyle gri ambalajlı olan bir seri vardı. Bu da Kiss It isimli seri. Bunlar da mat lipstick olarak geçiyor. 272 Warming isimli rengini almışım. Bunun da rengini hemen gösteriyorum size. Böyle bir rengi var. Şimdi bunu hemen, bunu da uygulayalım. Evet, bu da böyle. Bunu da beğendim. Güzel bir renk. Mat ama dediğim gibi böyle yine kurutan matlardan değil bu da. Az önce sürdüğüm papaya aslında benziyor yapı olarak. Birazcık daha kahve tonlu olan. Şimdi de bunu silelim. Diğer başka bir ruja bakalım. Evet, şimdi de Liquid seriden iki tane ruj aldım. Bunları da çok beğendiğim, ikisi birbirine ne kadar yakın görünüyor görüyorsunuz. Çünkü en beğendiğim renklerden The Balmain rujlarına çok benzettim bunları. Bir tanesi Creamy Lip Gloss isimli dudak parlatıcısı. Numarası 270 Hibiscus olan. Diğeri ise Liquid Matte Lipstick olarak geçen Liquid Matte'lardan. Bunun da numarası 276 Light Coral. Şimdi önce Liquid Matte'a bakalım.
Şu altta gördüğünüz renk Zipit isimli bu serideki Liquid Matt rujlardan 276 Light Coral rengi. Şimdi bunu uyguluyorum. Balmain rujlarına benziyor. Uygularken kolaylıkla uygulayabiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde kurumuyor. Fakat şu anda da hemen kurudu. Ama gerginlik yapmadı. Biraz rengi açık geliyor. Yani üst üste belki bir kat daha sürseniz o içindeki dalgalanma görünmeyebilir. Çizgilere dolmuyor. Evet, bulaşmıyordu şu anda. Kurudu gitti. Hiçbir şekilde bulaşmıyor parmağıma bakın. Yani bulaşmayan ruj istiyorsanız, süreyim kalsın böyle diyorsanız kahve çay içerken kesinlikle bulaşmayan bir ruj. Bakın. Şimdi bunu tekrardan çıkarıyorum ve son olan gloss'a geçeceğim. Gloss'u bunun üstüne uygulamayacağım rengini görmeniz açısından tek başına. Çıkarırken de zor çıkıyor bu arada. O bayağı zor çıkıyor çıkarırken. Ben sabah rujumu süreyim. Sonra çayımı kahvemi içsem bile çıkmasın diyorsanız buna bakabilirsiniz. Şimdi gelelim son rujumuza, son ürünümüze. Bu da Surfeit isimli seri. Surfeit isimli serideki 270 numaralı Hibiscus isimli gloss. Onu da şuraya en alta uygulayayım. Şu en altta gördüğünüz hibiskus renginde gloss olan ruju. Bu da yine Balmain rujlarına ben benzettim. Bunların renkler, tonlar hep Balmain rujlarına benziyor. Fırça ve aplikatörler, yapılar da benziyor. Şimdi bunu da ışıltılı olan ruj olarak uygulayalım. Evet, bu da gloss olan rujuydu. Ben bunu beğendim rengini. Çok ışıl ışıl değil. Gerginlik kesinlikle yapmıyor gloss olduğu için zaten. Bunu hatta şu mat olan rujun üstüne de uygulayabilirsiniz. Altta kalıcı, üstte de biraz gloss. Hani gün boyunca kalıcılığını da sağlamış olur böylece. Hem de birazcık da ışıltılı da durabilir. Bu ikisi uygulanabilir. Bu arada unuttuğum bir tane ürünüm var. Dudak kalemi almıştım ama ben dudak kalemi uygulamayı çok fazla alışkanlık haline getirmemiş olduğum için burada da bunu unuttum. Kalem de Drawit isimli, 267 Urban isimli bir dudak kalemi. Bu aldığım rujlara uygun olması açısından bunu seçtim. Test etmeden seçtim. Evet, zaten şöyle söyleyeyim size. Bakın hemen yanına çiziyorum. Şurada gördüğünüz mat olan rujla kesinlikle uyacak bir yapıda ikisi. Aynı şekilde diğer rujla da uyacak. Hatta alttakiyle de uyabilir. Bunu isterseniz şimdi şöyle bir kenarına geçeyim diyeceğim ama ruju sürdüm. Çok fayda edecek mi bilmiyorum. Evet, bu şekilde. Kalem de güzelmiş. Yani hepsi güzelmiş. Şu ana kadar kullandığım bu makyajdaki tüm ürünleri beğendim. Bir tek şu birazcık bana fazla geldi. Ama dediğim gibi fondötensiz bir makyajda tek başına ten üzerinde belki bir BB krem üzerine daha güzel olacağını düşünüyorum. Biolis markasına ait ürünlerle sizlere bir makyaj videosu yapmış oldum. Şimdi elimdeki ojelere gelirsek, onlar da yine Biolis'in iki tane ojesi. Bir tanesi 610 numaralı Imagination isimli. Şu yüzük parmağıma sürdüğümde onun üzerine 956 numaralı Galaxy rengi. Bu ikisini de bugün ellerimde gördüğünüz oje olarak uyguladım. Son aşamada bir de böyle bir makyaj sabitleme spreyimiz var. Bu da Stop It isimli. Makyajımız yerinde dursun diye böyle bir sprey yapmışlar. Şişesi çok minik, çok kullanışlı. Plastik, hafif bir şişe. Tüm ürünleri kullanmış oldum sizlere bu videoda. Umarım bu Biolis markasına ait yaptığım tek marka makyaj videosunu beğenmişsinizdir. Ürünlere gelirsek eğer, şöyle son olarak bir söylersem, ben çoğunu beğendim. Far paletini beğendim. Far paletini isterseniz başka makyaj videolarında da yine burada kullanmadığımız renkleri de kullanırız. Hepsini tabii ki bu makyajda kullanamadım. Ama şuradaki sarı rengi de mesela size göstereyim bu arada. Şurada sarı bir renk var. Çok göz alan bir renk. Altın sarısı gibi. Onu da şöyle şurada göstereyim size. Hatta isterseniz onu son bir nokta olarak gözümüzün üzerine son bir nokta koyalım şuraya. Evet, bu da güzelmiş. Bu rengi de uygulamış olduk. Böylece paletteki çoğu rengi uyguladık yani. Evet, paletteki renklerin hepsini beğendim. Kullanmadığım şuradaki renk kaldı. İki tane renk, bir de şu çok koyu rengi kullanmadım. Onun dışındakilerin hepsini kullanmış olduk sizle. Şimdi palet gerçekten güzel bir palet. Fiyat olarak da çok uygun bir fiyat. Hani bu tür böyle turunculu, bu solar dediğimiz hani güneş renklerini seviyorsanız eğer, böyle bir palet ihtiyacınız varsa buna bir bakabilirsiniz. Beğendiğim bir palet oldu. Kullanırım ben bunu, çok güzel. Diğer ürünlerin de hepsini beğendim. Fondötenin de uygularkenki yapısını çok beğendim. Şu anda da herhangi bir sıkıntı yok. Gayet iyi görünüyor. Sonuç olarak bu şekilde makyajı tamamlamış oldum. Şimdi sizlerle birlikte
bir 10 saat 12 saat sonra tekrardan buluşacağız. Bu arada 10 saat 12 saat sonrasına geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çarşamba günü bir çekiliş yapacağım. Yani çekilişi aslında videoda yayınlamıştım. Çarşamba günü çekiliş sonuçlanacak 29 Mayıs'ta. O çekilişe eğer katılmadıysanız lens kullanımı ile ilgili bir videom var bundan 2 video önce. Lens kullanımı videoma giderek o videoyu beğenmeniz, kanalıma abone olmanız, bir de o lens kullanımı videosunun altına bana bir yorum yazmanız gerekiyor. Bu şekilde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Çekilişin sonucunda 29 Mayıs Çarşamba günü yine yayınlanan videonun altında ve lens videosunun altında da sizlere duyuracağım. Çekilişle ilgili ürünlerin hepsinin neler olduğu o videoda var zaten. Videodan izleyebilirsiniz. Şimdi 12 saat sonra, 10 saat 12 saat sonra görüşmek üzere diyorum. O zaman makyajın son durumunu tekrardan birlikte gözlemleriz. Herkese merhaba. Şimdi saat 11 oldu. Şöyle göstereyim size. Saat tam 11 oldu ve yaklaşık 10 saattir ben bu makyajla günü geçirdim. Son durumunu göstermek istiyorum. Aslında çok fazla parlamadı ama ışık da tepemden geldiği için şu anda birazcık parlak gibi görünüyor. Fondötenin durumunu ben aslında beğendim. Çok çok kötü değildi yani gün içerisinde. Bu fiyata göre gayet güzeldi. Tüm ürünleri beğendim. Rujum tabii ki çıktı. Tazeledim daha sonrasında. Allığı, bronzer'ı ve özellikle highlighter'ı çok beğendim. Farlarda hiçbir değişiklik yok. Size şöyle göstereyim yakından. Gayet güzel bir şekilde. Far bazı kullanmadığım halde de çok güzel bir şekilde gözlerimde kaldı. Genel olarak makyajın durumunu ben çok beğendim. Ürünleri de gerçekten beğendim. Kullandığım ürünlerde dediğim gibi bir tek bu likit allık birazcık benim hoşuma gitmedi. Çünkü çok çok pembe yaptı. Yani çok minik uygulamak gerekiyordu. Ama onun dışındaki ürünlerin hepsini çok beğendim. Çok da güzel kullanılabilir ürünler. Özellikle de şimdi tam bayram indirimi varken bu ürünlere bir bakmanızı tavsiye ederim. Gerçi Biolis markası çok fazla indirime girmiyor. Zaten uygun fiyatlı sattığı için. Ama yine de bayram indiriminde kendinize böyle bir şeyler almak istiyorsanız belki bunlara bir bakabilirsiniz. Umarım bu Biolis ile tek marka makyaj videomu beğenerek izlemişsinizdir. Videomu eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bu videoyu sosyal medyada arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma eğer yeni geldiyseniz şuraya tıklayarak abone olabilirsiniz ve aşağıda abone olun yazısının yanındaki küçük zil işaretine basarsanız da bundan sonra çarşamba ve cumartesi günleri yayınladığım videolarımdan düzenli olarak haberdar olursunuz. Videomu beğendiyseniz ekranda gördüğünüz diğer videolar da ilginizi çekebilir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.